Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 15 Aralık 2023 Cuma. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki katliam ve F-16 meselesi de gündeme geldi tabii ki. Erdoğan görüşmenin perde arkasını bugün Cuma namazı çıkışı gazetecilerle paylaştı. Biden'a Gazze'de sürece müdahil olmanız gerekir dediğini, aksi takdirde Türkiye'nin eli kollu bağlı duramayacağını anlattığını söyledi. F-16 sürecinde ise olumlu işaretler olduğunu belirtti. Erdoğan, Eurofighter savaş uçakları ile ilgili son durumu açıkladı. Mesajlarında yerel seçime de yer ayırdı. Gazze konusunu Sayın Biden'la etraflıca ele aldık. Amerika'nın başta siz olmak üzere dedik, buraya müdahil olmanız gerekir dedik. İsrail'in Gazze'yi cehenneme çeviren katliamlarına başladığı 7 Ekim'den beri yaptığı çağrıyı bir kez de ABD Başkanı Joe Biden'a telefon görüşmesinde iletti. Müdahil olmanız gerekir dedi. Olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kalıcı barış için verilen sözlerin tutulması gerek dedi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dur denmesi gerektiğini de anlattı Biden'a. ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızlı şekilde sağlayabilir. Kalıcı ateşkesin sağlanması ABD'nin tarihi sorumluluğudur diye ekledi. İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Erdoğan görüşmenin perde arkasını Cuma çıkışı anlattı. Türkiye'nin çabalarıyla İsrail'e karşı duran ülkelerin artan sayısına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan son oylamadan örnek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önce 121 bizimle beraber hareket etti ve o zaman 40 çekimser kalmıştı. 10 Amerika ile beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti ve bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Erdoğan Biden'la görüşmesinde F-16 meselesinin de gündeme geldiğini açıkladı. Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu, Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliğini gündeme getiren Biden'a bir kez daha parlamento sürecini hatırlattı. Kendilerine İsveç konusunda da bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Şu anda komisyondan zaten geçti. Dışişleri Komisyonumuz şu anda kongreyle bu gelişmeleri yürütüyor. Türkiye'nin talep ettiği Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili son gelişmeler de soruldu Erdoğan'a. Eurofighter'larla ilgili yani Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder. Ve yerel seçim. Ankara, Adana, İzmir büyük şehirlerin Ankara'da toplantımızı yaptık. Onların temayüllerini aldık. Pazar günü İstanbul'un temayüllerini alacağız. Erdoğan aday açıklama takvimiyle ilgili de ay sonunu işaret etti. Aralık ayının sonuna doğru da büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Hayırlı günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısı aldığı diplomatik baskı Biden'ı artık Netanyahu'ya karşı tavır almaya zorluyor. Ateşkes demeye cesaret edemeyen Amerikan Başkanı ise katliamı görmezden gelerek sivillere karşı dikkatli olun demekle yetiniyor. Tel Aviv yönetimi şimdi işgal hedefini tamamlamak için Washington'dan süre istiyor. Sivil hayatların nasıl kurtarılacağına odaklanmalarını istiyorum. Hamas'ın peşinden gitmeyi bırakmayın ama daha dikkatli olun. Biden İsrail'e karşı rüzgar güçlenince Tel Aviv'e baskıyı arttırdı. Harekatın sonu çok uzak değil. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bitebilir.
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la bir araya gelen Netanyahu köşeye sıkıştı. Kıyım harekatı dünyadan kamuoyu baskısı ve diplomatik çabalara rağmen sürüyor. Tel Aviv işgali tamamlamak için birkaç ay daha istiyor. İsrail'in iki devletli çözüme de yanaşmak istememesi krizi derinleştiriyor. İşgal ordusunun yeni tiyatrosu yine teslim olmuş gibi gösterilen Filistinlilerden oluşuyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, görüntüdeki sivillerin Kemal Advan Hastanesi'nden kaçırıldığını duyurdu. Cenin'den ardında 12 can kaybı ve ağır bir yıkım bırakarak çekilen İsrail güçleri sivilleri gözettiğini savunuyordu. Ancak yalanlama Amerikalı bir istihbarat görevlisinden geldi. Washington'un Tel Aviv'e verdiği mühimmatın yarısı güdümsüz füze, yani nokta atış yapılması imkansız. Bu da 20 bine dayanan cinayetin bile isteye işlendiğinin kanıtı. Cuma günü inananlar için İsrail zulmü demek artık. Hedefte bu kez Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri de vardı. Darp sırasında muhabirin çığlıkları Kudüs sokaklarında yankılandı. Gazeteci Mustafa Haruf'un ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. İşgal ordusunun zulmünü dünyaya duyurmak isteyen diğer gazeteciler de şiddetten nasibini aldı. Hamas'ın sürgündeki siyasi lideri Halit Meşal ise verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalara imza attı. 7 Ekim olmasa belki de Mescid-i Aksa'nın yıkılışını izleyecektik diyerek amaçlarının İsrail'in topraklarından çekilmesi olduğunu duyurdu. İsrail'in kayıplarını gizlediğini belirtti. İki devletli çözümü savunmadığını vurguladı. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ü içine alan bir Filistin bayrağı altında toplanmak istiyoruz dedi. Bismillah. Cumhuriyet Halk Partisi 4'ü büyükşehir olmak üzere 227 belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta yola devam kararı çıktı ki sürpriz değil zaten. Asıl merak edilen İzmir adayının kim olacağı. Yalnız İzmir değil, Antalya, Adana, Eskişehir gibi kritik büyük şehirlerde de adaylar kim sorusunun yanıtı henüz yok. Kulislerde o iller ittifakta pazarlık için boş tutuluyor iddiası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise Mansur Yavaş. CHP İstanbul ve Ankara'da aynı isimlerle yola devam dedi. Parti meclisi toplantısı sonrası İstanbul'da belediye başkan adayları açıklandı. Listede İzmir yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer belli ki anket sınavını henüz geçemedi. İzmirliler sadece bir hizmet performansına oy vermezler. İzmir'de Tunç Bey seçildiğinden ileride değilse aday olmayacak demek. Şüphesiz olmayacak. Net. Antalya, Eskişehir, Adana, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanmaması da dikkat çekti. Listede o isimler boş kalınca kulisler hareketlendi. Kritik büyük şehirlerin ittifak pazarlıkları için boş tutulduğu iddiaları güçlendi. Ben bir umut bekledim. Halen daha da umudumu kaybetmiş de değilim. İttifak elbette o geniş kapsamda olmaz ama yerele yetki verebiliriz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızsa Sayın Ahmet Akın. Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği isimlere de Özel yeniden parti kapısını açtı. Eski yönetime bayrak açan Tanju Özcan, partiden ihraç edilmiş CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatarak Kılıçdaroğlu'nu protesto etmişti. Bunun koltuğu, git evinde otur. Özel, Özcan'ı yeniden Bolu'dan belediye başkan adayı gösterdi. Özcan, adaylık sevincini aday ilan edildiğimi memnuniyetle öğrendim ifadeleriyle paylaşırken adaylık için daha önce sarf ettiği sözleri de yeniden gündeme geldi. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse, evet, 2023'te ben 2024 yılında seçilme şansım %100 bile olsa Bolu Belediye Başkanı'na adaylığımı koymayacağım. Önceki seçimi kaybeden Mustafa Bozbey de bir kez daha Bursa'dan aday oldu. 2019 seçimlerinde İyi Parti ile yapılan ittifak sebebiyle adaylıktan çekilmek zorunda kalan Ahmet Akın da Balıkesir adayı olarak sandıkta yarışacak. Özgür Özel, CHP'nin tavanında başlayan değişim rüzgarını tabana yaymakta da kararlı. Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin faturasını keserek üstünü çizdiği bir diğer isim Onursal Adıgüzel'in, Ataşehir için 14 yıldır koltukta olan Battal İlgezdi'nin yerine aday gösterilebileceği konuşuluyor.
CHP'de Kılıçdaroğlu döneminde başlayan koltuk kavgası kurultayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen bitmedi. Bu kez savaşın tarafları kulislere göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. İkilinin manidar sosyal medya paylaşımları ve gizli savaş iddialarını doğruluyor mu sorusunu da gündeme getiriyor tabii. Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Daha seçildiği anda başladı gölge emanetçi başkan yorumları. Gün geçtikçe yorum olmaktan çıktı, söze de döküldü. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı diyesim geldi. Eş başkanı diyesim geldi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki gizli savaş sonunda paylaşımlarına da yansıdı. Sayın Genel Başkanım, sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ekrem Başkan'ın bu binaya yaklaşışını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. Kameralar karşısında sıcak pozlar verip birbirine övgüler yağdırsalar da iki ismin de sosyal medya paylaşımları mesajlarla dolu. Mesaj savaşlarını Özel'in adaylığının ilan edildiği gün paylaştığı kareyle adeta seni ben seçtirdim imasında bulunan İmamoğlu başlattı. Birkaç gün önce birlikte gittikleri bir taziye ziyaretinde yine mesaj dolu kareleri seçtiler. İmamoğlu ön planda olduğu fotoğraf karesiyle Özel'i geri plana iterken, Özel ise aynı ziyarette İmamoğlu'na yer vermediği karelerde gerçek genel başkanın kendisi olduğunu vurgular gibiydi. Gizli savaş ikilinin birlikte gittiği bir cenazede de fotoğraf karelerine yansıdı. Özel bu kez İmamoğlu'nun hemen arkasında ceketini iliklediği fotoğrafı seçti. Güç savaşı eşleriyle gittikleri bir başka programda da bu karelerle ölümsüzleşti. İmamoğlu bir kez daha Özel'in önüne geçti. İkilinin gizli savaşı yalnızca fotoğraf kareleri üzerinden değil destek arayışlarında da sürüyor. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Özel, İmamoğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile iki kez görüşmesinin ardından İnce'yi yakın markaja aldı. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz. Kameralar önünde birlik beraberlik mesajları veren iki isim arasındaki koltuk savaşı, kulislerde de en çok konuşulan başlıklar arasında yerini aldı. İYİ Parti içinde krizlerin, istifaların ardı arkası kesilmiyor. Akşener'in ittifaksız seçim ısrarı partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. İddiaya göre parti içinde Ekrem İmamoğlu yanlısı isimler kazan kaldırıyor. Kendilerine daha iyi ismini verdikleri bir grup bile kurdukları söyleniyor. İstifalar da sürüyor dediğim gibi. Son isim bir paylaşımı nedeniyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu. Yeni başladı. Evet, ablacığım, sağ ol. Sablan bana dedi ki, Ekrem kardeşimin dedi, o şey yüzünde Rabbi esir gördüm dedi. Aralarından su sızmıyordu. O görüntüler mazide kaldı. Aklın yeni mi başına geldi diyebilirsin. Şu hareketi yapasın var kendime. Abla kardeşin arasına koltuk sevdası girdi. İki isim yerel seçim için kılıçları çekti. Seçimden önce Berlin'i, Paris'i, Kopenhag'ı vaat ediyorlar ama Jakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar. Ben üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir. Meral Akşener'in ittifak kapısını CHP'nin yüzüne çarpması sadece partisini ikiye bölmedi. Kardeşim dediği İmamoğlu'yla da arasını açtı. Gerilimse seçim yenilgisinden hemen sonra imalı açıklamalarla başladı. Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi. Yeni başladı. Evet ablacığım, sağ ol. Milletimiz kadar yürekli olamayanlar için de sizlerden özür diliyorum. İmamoğlu tek başına seçime girme ısrarının ardından yanında durduğu Akşener'in karşısına geçti. İşe de parti tabanından başladı. İYİ Parti içindeki İmamoğlu destekçileri işareti aldı. Kendilerine daha iyi adını vererek Akşener'e kazan kaldırdı. Kişiyle sayılamayacak kadar çokla. Sadece İstanbul'la alakalı değil.
değil, Türkiye çapında teşkilatlandıklarını, bir aydır çalıştıklarını biliyorum. Partinin marjinalleştiğini, partinin özü olduklarını söyleyen İYİ Partili arkadaşlar bunlar. Akşener'in ise durumdan haberdar olduğu, parti içinde İmamoğlu destekçileri avı başlattığı söyleniyor. İlk adımı da İBB meclis üyelerinin tamamının ihracını isteyerek attı. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca ise İmamoğlu'na sosyal medya hesabından CHP'nin eş genel başkanı İBB meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Seni başkan seçtirmeyeceğiz diyerek meydan okudu. İYİ Parti'de yaprak dökümü de tüm hızıyla devam ediyor. Partiyle yollarını ayıran son isim, Şeyh Said'le ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu oldu. Ensarioğlu istifasını açıkladığı paylaşımında İYİ Parti'nin kuruluş amacından saptığını belirtti. Ve Terörle Mücadele İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün önemli bir operasyonun haberini duyurdu. 4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar 32'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde yöneticilerinden Murat Karayalan'ın korumalığını yapan Yunus Aras olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasına şehitlerimizin kanı yerde kalmadı notunu da düştü. Bugünün önemli maddelerinden biriydi. Ve son günlerde en çok tartıştığımız meselelerden biri. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ile ilgili kararını verdi. Koca futboldan ömür boyu men edildi. Tutuklandıktan sonra kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiği Ankara Gücü'ne ise 5 maç seyirsiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi. Hakeme yumruk atan eski başkanın cezası belli oldu. Faruk Koca futboldan ömür boyu men edildi. Türk futbol tarihine kara leke olarak kayıtlara düşen olay Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında kayda geçmiş. Ankara Gücü eski başkanı Faruk Koca maçı fazla uzattığını iddia ettiği hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Saldırının ardından tutuklanan ve görevinden istifa eden Faruk Koca ve Ankara Gücü Spor Kulübü ile ilgili bir haber de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan geldi. Faruk Koca ömür boyu futboldan men edilirken yaşanan saha olayları sebebiyle Ankara Gücü Spor Kulübü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi. Saldırı sonrası beraberindeki 3 kişiyle tutuklanan Faruk Koca hakkındaki savcılık tarafından başlatılan soruşturma da tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Koca için 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Futbolcular, iş adamları, hatta akrabaları onlarca kişiyi kurduğu tezgaha çekip ipliği pazara çıkınca da tutuklanmıştı bankacı Seçil Erzan. İlk günden bu yana sahte fona adı verilen Fatih Terim'in de ismi geçiyordu dolandırılanlar arasında. Hakkındaki iddiaları hep reddetti ancak bugün çok önemli bir gelişme oldu. Savcılık Terim'in hesaplarına inceleme başlattı. Yani bu şu demek, sahte fona para yatırıp yatırmadığı tespit edilecek ve bir ayrıntı daha konuyla bağlantılı bir de liste yayınlandı. Erzan'ın aralarında Terim çiftinin de bulunduğu kurban listesi. Sahte fona adı verildi ama o defalarca ilgisinin olmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Fatih Terim'in hesaplarına savcılık inceleme başlattı. Gelişme sadece bu değildi. Seçil Erzan'ın milyonlarca doları topladığı ve kurbanlarının adını el yazısıyla not aldığı borçlu listesi de deşifre oldu. İçlerinde eski Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'in de bulunduğu, birçok kişiye sözde yüksek karlı fon vaat edip dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'la ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Tuttuğu liste ve ünlü isimlerden aldığı yüksek meblağlar dava dosyasındaki yerini aldı.
Seçil Erzan'ın alacak verecek listesini Arda Turan'ın isteği üzerine hazırladığı iddia edildi. İçindeyken bazen yaşarken tabii ki çok keyifliydi ama o anlar çabuk geçiyor. Ödeme yapılamayan isimler arasında her ne kadar fonla bir ilgisinin olmadığını öne sürse de Fatih Terim ve eşi Fulya Terim de vardı. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Fatih Terim ve Fulya Terim'in ne kadar alacaklı olduğuysa listeye göre belirsiz. İsimlerinin yanına konan soru işareti ise dikkat çekici. İşte tam da bugün kafalarda soru işareti yaratan meseleyle ilgili savcılık devreye girdi. Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı aracılığıyla parasını fona aktardığı iddia edilen görüntüleri ilk kez ATV Haber ortaya çıkarmıştı. Soruşturma derinleşti. Terim'in banka hesapları incelemeye alındı. Savcılık Fatih Terim'in fona para yatırıp yatırmadığını ya da sahte fondan gelir elde edip etmediğini araştıracak. Nerede? Nasıl? Haberim yok. Erzan'ın tuttuğu o kağıtta ödeme yaptığı isimler de vardı. Öyle ki Ayhan Akman, Semih Kaya gibi eski Galatasaraylı futbolcuların yanı başına fazla verildi notu düşmeyi de unutmadı. Eski milli futbolcu Melih Erdinç'in eşim beni terk etti, çocuklarımı göstermiyor iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta kendisine şantaj yaptığını da söylemişti eşinin. Suçlamaların odağındaki eşi Talep Neval Erdinç'i ortaya çıktı ve ilk kez konuştu bu konuyla ilgili. Eski futbolcunun madde bağımlısı olduğunu öne sürüyor. Eski milli futbolcu eşinin çocuklarını kaçırdığını iddia etmişti. Eşinden de ona uyuşturucu suçlaması geldi. Mevlüt Erdinç ve eşi Neval Erdinç arasındaki savaş kızıştı. Mevlüt'ün golü! Eşim Talep Erdinç'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. İşte bu sözlerle açığa çıkmıştı kavga. Yıllarca büyük kulüplerde top koşturan, sayısız gollere imza atan Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığı gün eşinin kendisini terk ettiğini iddia etmişti. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi günü benden ayrılma kararı alan bugüne kadar çok sevdiğim eşim, para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Eşinin kendisine şantaj yaptığını, hatta çocukları için DNA testi istediğini açıklayan Erdinç'e cevap gecikmedi. Neval Erdinç kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü, çocuklarını korumak için boşanmak istediğini söyledi. Durum hakkında konuşmak istemedim ama buna mecbur kalıyorum. Sadece bu yalanı açığa kavuşturacağım ki her şey geride kalsın. Sayın Mevlüt Erdinç'in ağır uyuşturucu madde bağımlısı olması nedeniyle boşanıyoruz. Ben sadece bu tartışmaya bir son vererek çocuklarımın güvenliğini korumak ve onların güvenliğini sağlamak istiyorum. Teşekkürler. Neval Erdinç, kocasının kendisine gönderdiği mesajları ve ses kayıtlarını da ifşa etti. Bunlar da işte o mesajlar. Bana şantaj yapmadı. Ben suçluyum. Hatalar yaptım. Benimle konuşmak istemediğinin farkındayım ve bunu kabullenemedim. Ben onları korumak istiyorum. Lütfen, bunlar gerçek değil. Hepsi bu. Mesajlarda Mevlüt Erdinç'in ilk açıklamasının aksine hatasını kabul ettiği görülüyor. 38 yaşındaydı Nazan Burcu Soyer. Birkaç gün önce arkadaşı ve kuzenleriyle Caddebostan'da yürüyüşe çıkmıştı. O dakikalarda trafikte tartışmaya tutuşan otomobil ve motosikletin sürücüsünün kurbanı oldu. Genç kadın korkunç kazada ağır yaralandı ve kurtarılamadı. Ailesi kızlarının ölümüne sebep olan o trafik magandalarının en ağır cezayı alması için bir görgü tanığı arıyor şimdi. Bir tane kızım vardı. Canımdı, ciğerimdi. Bu bir trafik kazası değil, bu cinayet. Yalvarıyorum oradaki insanı. Tanıttır ya bu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Gözlerindeki yaş bir türlü dinmiyor. Biricik evlatlarını hayattan koparan kaza için görgü tanığı arıyor. İnsanlardan yardım istiyorum. İddia o ki Caddebostan sahilinde bir motosikletli ve otomobil sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı. Gerginlik öyle büyüdü ki sürücüler birbirlerinin üzerine araçlarını sürmeye başladı. İşte ne olduysa motosiklet sürücüsünün kaldırıma savrulmasıyla oldu. Birbirleriyle dalaşırken motor fırlayıp gidip onların hepsini savuruyor. Ayağı kırılıyor, beli kırılıyor.
kızım paramparça olmuş. Yanındaki arkadaşı ve kuzenleri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Genç kadınsa ağır yaralandı. Çok kötü durumdaydı. Nazan Nazan diye bağırdım. Duymadı. Bir gözü açık, bir gözü kapalıydı. Nazan 2 metre ileriye savurmuş. Doktor dedi ki yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şu evlat acısı çok zor. Allah hiç kimseye vermez. Benim kızım bir daha gelmeyecek. Evin tek kızı olan Nazan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yüreği yanan aile iki sürücüden de şikayetçi oldu. Olay sonrası otomobil sürücüsü tutuklanırken motosikletli serbest bırakıldı. Araç sürücüsünün cezaevinde olduğunu, diğer motor sürücüsünün serbest bırakıldığını biliyoruz. Lütfen bize ulaşın. Gözü yaşlı ailenin tek bir isteği var. Olayı gören tanıkların ifade vermesi ve kızlarını hayattan koparanların en ağır cezayı alması. Bu kişilerin yakalanıp ağır cezalarını almalarını istiyorum. Oradaki duyarlı insanlardan görgü tanıklarının tanıklık etmesini istiyorum. Konuşamıyorum. Hollywood'un mermercisi olarak tanınan iş adamı Yasin Cinkaya dün sabah saatlerinde teknesiyle Didim'den balık tutmak için denize açıldı ama dönmedi. Teknesi çalışır halde bulundu. Cep telefonu ve kişisel eşyası yine teknedeydi. İş adamının nerede olduğu sorusu hala yanıtsız. Balığımızı tekrar sulara kavuşturduğumuzda bizden daha mutlusu yok. Balık tutmak için denize açılmıştı, bir daha geri dönmedi. Sahil güvenlik ekipleri teknesini çalışır vaziyette buldu ama iş adamından bir iz yoktu. Süreç olarak baktığımızda 25 senelik bir deniz geçmişimiz var. Birçok tecrübelerimiz var. İş adamı Yasin Cinkaya Hollywood'un mermercisi olarak tanınıyordu. Birçok yıldız ismin malikanesini süsleyen mermerlerin yapıldığı fabrikanın sahibiydi. En büyük tutkusu deniz ve balık tutmaktı. Perşembe sabahı teknesiyle Aydın Didim'den denize açıldı. Akşam olduğunda geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Eşek Adası'na yakın bir tekneden bir tane şahsın düştüğünü duyduk. Bu bir bağımlılık, deniz tutkusu, doğa tutkusu. Sahil güvenlik ekipleri Eşek Adası açıklarında iş adamına ait tekneyi çalışır halde kendi etrafında dönerken buldu. Cinkaya'nın cep telefonu ve eşyaları da teknedeydi ama iş adamına dair en ufak bir ize rastlanmadı. Şu anda güzel gidiyor gibi gözüksek de havamız biraz sonra yükselecek. Dalgalar bize onu gösteriyor. Son röportajında deniz tutkusunu anlatan 47 yaşındaki kayıp iş adamına ulaşmak için başlatılan arama çalışması sürüyor. Bakalım. Tekirdağ'daki bir sitenin yolu iddiaya göre belediyenin sitenin giriş yolu bir müteahhite satması sonucu kapatıldı. Site sakinleri artık arabalarıyla giriş çıkış yapamıyor. Dahası evlerine girmek ya da çıkmak istediklerinde inşaatın içinden geçmek zorunda kalıyorlar. Taşınacak hasta oluyor. Böyle bir zamanda zor. Gece bir hasta olsak bir yere gitsek nasıl gideceğiz? Müteahhit belediyeye, belediye başka bir müteahhide sattı. Olan Limanoğlu sitesinde yaşayanlar oldu. 19 evde yaşayan Tekirdağlılar yolsuz kaldılar. 20 senelik yolumuzu kapattılar ve perişan bir durumdayım. Ben hastayım. Ambulans çağırsam getirtiremiyorum. Ayakta duramıyorum. Bak şu anda da titriyorum. Evet. Sıkıntıdayız. Limanoğlu sitesinde yaşayan hasta ve yaşlılar da var. Bununla birlikte 19 villa sakininden birçoğu başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Çünkü buraya giriş çıkış büyük problem. O yüzden onlar da bir an önce bu problemin çözüme kavuşmasını istiyor. Siz duvara tutunuyorsunuz. Ben mesela kenardayım hemen. İki kişi zor geçiyor. Evet. Bende bir de baş dönmesi var. Buradan hani sanki burası beni böyle çekiyormuş gibi geliyor. Fıkra gibi olay Marmara Ereğlisi'nde yaşandı. Bizim müteahhitimiz belediyeye vermiş burayı yol olarak ki inşaatını yapabilmek için. Ama sonrasında yol olmaktan vazgeçti. Biz kendi yolumuz olarak kullanmaya devam ettik. Sonradan da öğrendik ki yolumuz başkasına satılmış. Bize site olarak bize haber verilmedi. Yani böyle bir durum var. Buraya ev yapılacak veya şöyleydi böyleydi. Bir gün ben kalktık baktık ki burası o yolmuş böyle zor geçiyoruz. Üstelik o temeli atılan inşaata sadece yol değil, Limanoğlu sitesinin bir bölümü de dahil. Bu duvarı da yıkacaklar, 1 metre 10 santim daha içeri girecekler. Ve şuradaki ev benim.
Bu istinat duvarının yıkılıp da 1,5 metre geriye gittiğini düşündüğünüz zaman orada benim kış bahçem var, bahçem var. İşte bu duvar yıkıldığı zaman zaten ev de kayar yani. Mesela şu anda siteye bir sipariş geldi, su gelecek, ancak motosikletli sürücü mecburen motosikleti burada bırakmak zorunda kaldı ve ellerinde damacanalarla siteye doğru ilerliyor. Ambulans gelse yarın Allah korusun. Yok, mümkün değil işte, görüyorsunuz hani kullanması mümkün değil yani. Müteahhit o siteye bir alternatif yol yapmaya çalıştı ama... Burada bir duvarımız vardı. Orayı kazan müteahhit alternatif yol vermek için bu duvarı yıktı. Sonra buraya mıcır döşedi. Yani bir yağmur yağdığında ne bir araba çıkabilir buradan ne bir araba girebilir. Belediyeden rica ediyoruz hani gelince girin diye, onlar da paramız yok diyorlarmış. Yani böyle bir anlayışı anlamak mümkün değil. Amasya'da mezbahada çalışan elektrik görevlisi kesime giden bir boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam ne yazık ki kurtarılamadı. Saldırıya geçen boğadan kaçmak istedi ama başaramadı. Ölümcül saldırı Amasya Suluova'daki mezbahada kaydedildi. Elektrik görevlisi Kadir Bilen, boğaların tutulduğu alanda kontrol yapacağı sırada yaşandı dehşet. Kesimhaneye götürülen boğa elektrikçiye saldırdı. Talihsiz adam kaçmaya fırsat bulamadı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Kadir Bilen kaldırıldığı hastanede can verdi. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 14 yıl önce evini terk etmiş, ardında ikiz olan evlatlarını bırakmıştı Nuriye Yakdemir. Ancak vicdanı onu rahat bırakmadı ve yıllar sonra gözyaşlarıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Evlatlık verilen çocuklarına kavuşmak istiyordu. Sevindiren haber geldi gelmesine ama hikaye ne yazık ki mutlu sonla bitmedi bu kez. Hiç aklımdan gitmiyorlar, rüyalarıma giriyorlar. İkiz bebekleri evlatlık verildi, 14 yıl kokularına hasret kaldı. O günden beri peşindeyim ama hiçbir yerden sonuç alamadım. Evlatlarına kavuşmayı beklerken gözyaşları bir kez daha hüzünle aktı. Hatice, annenle görüşmek istiyor musun? Hiçbir şekilde hayır, istemiyorum. Nuriye Yakdemir evlatlarının hasretiyle çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Gözyaşları içinde 14 yıl önce evlatlık verilen ikiz bebeklerini arıyordu. Eşimden ayrıldım, çocukları babaya bıraktım. Çocuklarım yurda düştü, benden habersiz evlatlık verildiler. 4 yaşlarında evlatlık verilen ve şu an 18 yaşlarında olan ikiz çocukları, o dönemki isimleri Hatice ve Ramazan'ı aramak için stüdyomuzdaydı. Elinde tek bir bilgi vardı, o da iki kardeşin aynı aileye evlatlık verildiği. Çok geçmedi, beklenen haber geldi. Şimdi Nuriye Hanımcığım, senin ikizleri de buldum. Gözün aydın. Evladının sesini yıllar sonra duydu. Kızın Hatice telefon attığımızda. İlk kez sesini duyacaksın. Hiç içimden bir şey diyesim gelmiyor senin için. Ben isteyerek bırakmadım. Hatice, annenle görüşmek istiyor musun? Hiçbir şekilde hayır, istemiyorum. Onu görmek istemiyorum. Araştırabilirler de kesinlikle ben vermedim. Ben uyurduğu yollarına her gün gittiğimi biliyorum ya. Attık belgeleri, bakabilirsiniz orada. Beni kaç kere gördükleri hepsi orada yazıyor Müge Hanım. Yalnızca 3 kez ziyaret etmiştir diyor senin için. 2 günde 3 günde bir götürüyordu. Ben çocuklarımı alıyordum, çarşıya falan gezdiriyordum, şey yapıyordum, akşama geri dönüyordum. Nuriye'cim, belki diğerlerine gittin ama ikizlerle ayrı kurumdalar bunlar işte. Çocuklarınızı yurda verdikten sonra düzenli olarak ziyaret etmezseniz otomatikman evlat verir, evlatlık edinir. Ama gelen haber annenin hasretini dindirmeye yetmedi. Ben görmek istiyorum Müge Hanım. Ona söyle bak hatta. Ben bu yaşa kadar bekledim. Benim annem yanımda. Ben çok mutluyum şu anda. Peki o zaman şöyle yapalım Hatice'ciğim. Sen bir hafta sonu düşün. Her şeyi eğrisiniyle doğrusuyla değerlendir. Amerikan Merkez Bankası 2024 için faiz indirimi planlarını açıklayınca piyasa tabii bu mesajı çok olumlu algıladı ve karşıladı. Özellikle de altın tekrar çıkışa geçti. Şimdi herkesin aklında aynı soru var tabii. Altın güvenli liman olma özelliğini bu yılda 2024'te koruyacak mı? İşte uzmanların yorumları. Piyasa birazcık yükseliyor olmasına rağmen hala güzel şekilde müşteriler tercih ediyorlar. Bu kadar yukarı yükselmesi bizi de şaşırtıyor.
Düğünde yaz sezonu çoktan kapandı ancak altında sezon hiç kapanmıyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz oranını sabit tuttu. Haliyle altın 2024'te de en güvenli yatırım aracı olacağının sinyallerini veriyor. Altın da aslında Fed kararı öncesi ciddi bir yükseliş gördük. Hatta 2148'e kadar çıkmıştı altın. Temel sebebi piyasa özellikle Fed'den çok şahin üyelerin çok güvercin konuşmasıyla birlikte Fed erken faiz indirecek fiyatlaması yaptı. Dolayısıyla bu da ciddi bir spekülatif talebi gündeme getirmişti. 2148-2150'leri gören biz tarihi rekorları gördük. 24 ayar bazında gram fiyatı yaklaşık 1980'leri görmüştü. Bir miktar gerileme yaşadı bu hafta içi 1950'lere kadar. Şu anda tekrardan düştüğü seviyeleri yakalamaya çalışıyor. Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Şu anda saatlerimiz 14.30 gösteriyor ve çeyrek altının fiyatı 3220 lirayken gram altının fiyatı 1980 lira. Cumhuriyet altını ise 13.016 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları zaman zaman düşüşe geçse de son dönemin zirvesinde, bu yüzden de yatırım yapılacaklar listesinin en başında geliyor. Altın gördüğü yeri mümkün değil unutmaz yani. Almaya geldim. Peki. Neden altın? Her ay emekli maaşımdan bir gramını altın almayı tercih ediyorum. Hı. Güvendiğim için. Altının bu yükselişi ve parlayışı 2024 yılında da devam edecek. Çünkü uzmanlara göre 2024 yılı altının yılı olacak. Güçlü yükseliş 2024'ün ikinci çeyreği gibi başlar. Hem ons altında hem de gram altında. Altın almaya mı geldiniz? Evet. Peki altını neden tercih ediyorsunuz? Seviyorum. Hem takmayı hem yatırım. Öncelikle altın diyoruz. Altında ciddi bir artış bekliyorum. Şu an için tamamen altındayım yani. Bursa'da da akıl almaz bir olayla devam edeceğiz. Hırsızların hedefinde tarihi kapalı çarşının çatısını kaplayan kurşunlar vardı. Kurşun kaplamaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı elbette. Yağmurlu havalarda çatısı akıyor artık çarşının. Esnaf bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Geliyorlar, akşam saatinde burada kurşunları çalıp gidiyorlar. Fiyat olarak bakıldığı zaman yüksek maliyetlerde fiyatları var bunların. Yükte hafif ama pahada ağırdı. Hırsızlar gözüne tarihi çarşının tavanındaki kurşunları kestirdi. Kaplamalar çalınınca esnaf yağmurlu havada su altında kaldı. Yağmurda kova koyuyoruz dükkana. İçerisi ıslanmasın diye. Burası tarihi kapalı çarşının önemli bir bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşısı. Son zamanlarda hırsızların hedefi olmuş durumda. Kurşunları hırsızlar tek tek çaldı. Bunları peki götürmek bu kadar kolay mı İsmail evet, Bey? Götürmek çok kolay. Şu şekilde gösterelim arkadaşım size göstersin. Bunu bu şekilde katlıyorsunuz. Bursa'daki tarihi kapalı çarşıdaki hırsızlık 2 ay önce başladı. Hırsızlar çatıdaki kurşunları peyderpey çalıp götürdü. Güvenlik kırısının açılısı olmayan yerlerde alıyorlar, götürüyorlar. Şimdi gece yarısında giriyorlar. Kurşunları katlayıp bir şekilde götürüp gidiyorlar. Kurşunların çalınmasıyla birlikte esnaf da zor duruma düştü. Çünkü kurşunlar çatının tamamını kaplıyordu. Şimdi ise tarihi çarşı esnafı kış ayını nasıl geçireceğini düşünüyor. Çok yağmur yağdığında hatta lambayı yakamıyoruz. Çünkü elektrik tesisatı oradan geçtiği için. 2 yıl önce restore edilen tarihi çarşıda esnaf duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor. Şimdi yağmurlar başladı, akmaya başladı. Sırada dünyadan haber turu var. Ukrayna'da köy meclisinde tansiyon yükseldi. Vekil 3 el bombasını toplantının ortasına bırakıverdi. İçeridekiler patlamalarla neye uğradığını şaşırdı. 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır. İran'da polis karakoluna saldırı gerçekleşti. 12 polis memuru hayatını kaybetti. 7'si çatışmadan yaralı kurtuldu. Teröristlerle çıkan çatışmada çok sayıda terörist de öldürüldü. Pedro Henrique şarkı söylerken bir anda yere yığıldı. Sanatçının kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. 30 yaşındaki Brezilyalı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Metronun vagonları seyir halinde birbirinden ayrıldı. Yolcular tünelde mahsur kaldı. 30 kişi kabus anlarında yaralandı. Türkçe karşılığı Lezzet Atlası, dünyanın en kapsamlı platformlarından
en iyi ve en kötü 100 yemeği seçti lezzet atlası. En iyiler listesinde pek çok da Türk lezzeti var. Ancak göz ısıran bir ayrıntı var ki o da bugüne kadar tartışmalara konu olan kokoreç. Yunanistan lezzeti olarak yer alıyor listede. Biz de bugün bu işin aslı neymiş derin bir araştırma yapalım dedik. Bakın kokoreç kimin? İnci gibi dizilen kokoreç nerin? Bizim bu Türkiye'nin. Kesinlikle Türkiye'nin. Türk milletine ait. Şöyle. Buyurun işte. Yapabilirler mi bu kadar? İmkanı yok. Lezzete var. Dünyanın en iyi 100 yemeği listelendi. Kokoreç Yunanistan bayrağıyla girdi. Ege'deki krizin adı kokoreç oldu. Yunanlılar bilmez ki bunu. Bizden öğrendiler. Ama galiba biz onlardan almışız. Hayır. Onlar bizden çaldı. Öyle mi diyorsun? Hayır, kabullenmiyorum kesinlikle. İzmir'de üretiliyor. İzmir'den, kıyıdan almış olabilir miyiz böyle denizden geçip? Yok, öyle bir şey yok. Dünyada bilinen adı kokoreçsi, Yunan yemeği. Hep onlar mı alacak? Azıcık da biz alalım yani. Ama tam almış gibi değiliz de şimdi. Biz daha mı güzel yapıyoruz? Biz daha güzel yapıyoruz. Kabul etmiyoruz. Sahip çıkalım. Onlarınsa da buna da biz sahip çıkalım. Bu da bizim diyelim. Polemiği başlatan bu kez ne Türk derdi ne Yunanlar. Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanlarından biri olan Taste Atlas en iyi yemekler listesinde kokoreçi komşuya yazdı. Listenin 79. sırasında kokoreçi isimli bir yemek vardı. Kokoreçi bildiğimiz kokoreçin ta kendisi, yanındaysa Yunanistan bayrağı vardı. Şimdi asıl tartışma ise öyle başladı. Kokoreç Yunanların mı yoksa Türklerin mi? Buyurun. Sana bir şey ekler. Abi ona da sahip çıkmasınlar her şey. Her şeyimize çıktılar. Biz alalım onlardan. Baklava baklavaki oldu. Cacık caciki oldu. Bir iki eki koyuyorlar. Ondan sonra bizden gidiyor her şey. Et, hamur bizim işimiz. Peki Türkiye'deki sokak lezzetlerinin başında gelen kokoreçin gerçek sahibi hangi ülke? Herodot'un kitaplarında geçiyor bu kokoreç. Arnavut lehçesinden Rumca'ya geçmiş. Mısır koçanı anlamında, özet olarak Yunan yemeği. Türk demek ki bu olaya daha fazla hakim anlamına geliyor. Demek ki kokoreçi kaptırmıyoruz kimse. Yani. Kokoreçi dünya Yunanlıların olarak kabul etse de kokoreç yapmak da bir sanat. İşte en güzel sanatı da yine Türkler yapıyor. Şimdi işin ustasına soracağız. Kokoreç nerenin? Kokoreç Türkiye Balıkesir. Kokoreç'in yanında Yunanistan bayrağı var. Biz Yunanlılardan almışız. Ya öyle diyorlar çok eskiden herhalde öyle diyorlar ama bizim... Gerçeklik payı var mı? Yok, kabullenmiyoruz. Bütün yemeklerimize sahip çıktılar. Kahvemiz bile Yunan kahvesi olarak satılıyor. Ama kokoreç kesinlikle bizim. Dünyanın bazı noktalarından alışkın olduğumuz ancak ülkemizde pek rastlamadığımız görüntüler var sırada. İnanılması güç ama Şanlıurfa sokaklarında dolaşan bir aslan görüldü. Yavruydu. Gören korkuyla kaçacak yer aradı. Bakın sonra ne oldu? Görenler gözlerine inanamadı. Denk gelenler kaçacak yer aradı. Yavru aslanı yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Sokakta dolaşan yavru aslanın görüntüsünü Şanlıurfa Siverek'te okuldan çıkan öğrenciler kaydetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Haydi ekiplerine haber verildi. Yavru aslanı bulmak için bakılmadık yer kalmadı. Her yer didik didik arandı. Ve saatler sonra yüreklere su serpen haber geldi. Ver bana, elini ver bana. Bana elini ver. Neredeydi? Burada. Av köpekleriyle sahada yaklaşık 3-4 saatlik bir çalışmadan sonra o yavru aslanı bitkin halde gördük. Yavru aslan saklandığı yerde bulundu. Yaralıydı. Belli ki köpeklerin saldırısına uğramıştı. Ey yavru. Tut onu. Atlama da onu bırakma. Bitkin aslana ilk müdahale orada yapıldı. Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yavru aslan tedavi altına alındı. Ama yapılan müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Jandarma yavru aslanın kente nasıl geldiğini araştırıyor. Hayır. Alışveriş denince hemen hepimizin aklına ilk gelen seçenek artık internet. Market alışverişinde de böyle bu durum. Tekstil ya da elektronikte de. Çünkü hem kolay hem de indirimli ve farklı çeşitli ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Ve bu durumdan tüketiciler kadar sektör temsilcileri de memnun. Çünkü internetten alışveriş yaygınlaştıkça pazar büyüyor.
Her şeyimi internetten alıyorum diyebilirim. Hem daha uygun olduğu için hem de büyük bir kolaylık sağladığı için. İnternetten alışveriş yapmam hayatımı kolaylaştırıyor. Bir telefonun ucunda. Sanal ortam uçsuz bucaksız bir mağazaya dönüştü. Müşterilerin çoğu reyon gezmeyi bıraktı, site site dolaşmaya başladı. Alışveriş için ilk tercih edilenler listesinde e-ticaret siteleri zirveye yerleşti. Aylık alışverişlerimi internetten yapmaya çalışıyorum. Bence gayet pratik yani. Mağaza dolaşmak sıkıcı bir hal aldı çünkü. Pandemiyle daha çok etkisi oldu. E-ticaret daha çok çoğaldı aslında. Ev dışarıdan daha çok sipariş vermeye başladık. İnternet üzerinden yapılan alışverişler her geçen gün artıyor. Öyle ki e-ticaret pazarında da bunun yansımaları gözüküyor. E-ticaret sektörü yılın ilk 6 ayında %109 bir büyüme gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar da bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Toplam sektör hacminin 2023 boyunca 1.2 trilyon TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. İnternet alışverişini cazip hale getiren en önemli etkense indirimli ürünlere en hızlı yoldan ulaşabilmek. Kasım ayı indirimleri için 1000 lira gibi bir bütçe ayırdım. Normalde alacağım ürün onun 2-3 katı fiyattaydı. Böylelikle daha ucuz almış oldum internette. Kasım ayında normal aylara göre 2 katı aşan müşterilerden bir ilgi görüyoruz. 5 kattan fazla artıyor. İndirimlerle birlikte normalde alacağım fiyattan daha ucuz bir fiyat alıyorum. İnternetten alışveriş yapmak benim için daha kolay ve daha güvenilir. Ve şimdi bir araya gideceğiz ama hatırlatalım, bugün ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları Günü yeni bölümüyle birazdan ekranda olacak. Aranın ardından kapanışını tekrar buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.